oldu. Gir oğlum. Gol oldu. Evet, bravo. Aferin. Bismillahirrahmanirrahim. Önce ahlak, sonra spor diyerek 2018 yılında kurduğumuz takımın meyvelerini yavaş yavaş almaya başladık elhamdülillah. Tabii bu sürece gelene kadar çok zorluklar çektik. Gerek malzeme konusunda, gerek yer konusunda, gerek saha konusunda çok büyük sıkıntılar çektik. Ama elhamdülillah şu anda bu sıkıntıların meyvelerini yavaş yavaş almaya başladık. Bu sene özellikle 2023-2024 sezonunda A takımımız 4. sırada, süper amatörde 4. sırada tamamladı. İyi bir yerde tamamladık. Olabildiğince daha iyi sonuçlar almaya çalıştık ama maalesef bu imkanlarla ancak bu kadar oldu. 4. sırada tamamladık. Ve diğer altyapı kategorilerimizde ise bu sene daha büyük bir önem verdik. Özellikle altyapı hocalarımız bu anlamda özel antrenmanlar yaptı. Performans grupları hazırladılar ve yetenekli çocuklarımıza özel antrenmanlar yaptılar. Bu arada sizin vesilenizle bu arada tekrar altyapı hocalarımız Mehmet Ali Demirtaş, Ramazan Akış, İbrahim Onay ve Suat Kırıkçı hocamıza buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten azimle zaman olduğu mahalle sahalarında, zaman olduğu gençlik sporun sahalarında antrenmanlarını yaptılar. Ve büyük bir özveriyle altyapımızı şu anda güzel bir yere taşıdılar. Ve U14 kategorisi dediğimiz kategoride Ahmet Spor ve Inter'in ardından 3. sırada tamamladık. Bu ligde 6 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada tamamladık ve ilk 3 takıma da kupa verildi. Bize de kulübümüze bir kupa verildi. Bu 12'deki çocuklarımız ise gerçekten büyük bir başarıya imza attılar bu sene. Özellikle hocalarımızın da büyük bir performansıyla, onların ilgilenmesiyle, özel antrenmanlarıyla bu yıl iyi bir ekip kurduk ve U12'de namağlup dediğimiz, yani hiç yenilgi almadan 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik, 23 gol atarak ve sadece 2 gol yiyerek ve bu gollerin ikisi de penaltıdan yenilmişti. Bu çocuklar gerçekten büyük bir başarıya imza attılar. Buradan hepsini teker teker tebrik ediyorum. Çocuklarımızı daha iyi yerlere hazırlamak için inşallah ilerleyen zamanlarda çok daha büyük başarılara imza atacağız. İnşallah ilerleyen yıllarda 639 Spor Kulübü'nün ismi çok daha Türkiye genelinde de inşallah duyulacak. Ve bu vesileyle ben tekrardan buradan çocuklarımıza duyuru yapıyorum. 7-14 yaş kategorisinde bütün çocuklarımızı hazırlıyoruz. Onları 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya davet ediyorum. Az önce anlattığım başarıların arkasında gerçekten büyük sıkıntılar da vardı. Bu sıkıntıların en başında da maalesef tesis sorunu. Diyarbakır'da 70'e yakın kulüp var ve bu 70'e yakın kulüp sadece 3 sahada antrenman yapabilir. Diğer takımlar da bazen halı sahalarda antrenman yapıyor. Bu da gerçekten böyle büyük bir kentin büyük bir sorunu. 70 tane kulübe 3 tane saha çok az. Buradan Gençlik Spor Bakanlığı'na ve Gençlik Spor Müdürlüğü'ne sesleniyoruz. Bu anlamda saha çalışmalarının yapılması lazım. Yani bugün Diyarbakır'da en az 10 tane saha olabilecek ki bu bütün takımlar antrenman yapabilsin. Tabii bizim bir projemiz de var. Elhamdülillah bu anlamda sürekli dile getiriyoruz. Ondan sonra görüşüyoruz. Hatta bir dönem bunu Muharrem Kasapoğlu'nun döneminde danışmanlığına da iletmiştik. İşte biz Diyarbakır'a bir tesis kazandırmak istiyoruz. Bu anlamda bir projemiz var. Maalesef bize hiçbir dönüş yapılmadı. Eğer dönüş yapılsaydı belki bugün biz bu anlamda diğer kulüplerimizin de yararlanması açısından bir tesis yapmış olacaktık ve herkes faydalanacaktı. Maalesef bizim de en büyük sorunumuz şu anda tesisleşme. Saha sorunumuz var. Gidip sahalarda özellikle gençlik sporun sahalarını talep ettiğimiz zaman işte halk eğitimdir. Halk eğitim antrenmanları orada yapılıyor. Dışarıdan gelen takımların antrenmanları orada. Bazı bal ligi takımlarının antrenmanları orada. Dolayısıyla bize sıra gelene kadar maalesef hiç yer kalmıyor. Dolayısıyla bizler gençlik spordan talebimiz Diyarbakır'da daha çok sahanın yapılması.